Suriye konusunda bizim biliyorsunuz bir uçağımız Suriye'de düşürüldü. Düşürüldükten sonra yeni angajman kuralları belirlendi ve dünyaya duyuruldu. Bu angajman kurallarına herkesin uyması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Gayet net, gayet açık. Rus uçaklarının zaman zaman bizim sınırları ihlal ettiğini de biliyoruz. 15 Ekim'de en son Ruslar geldi Türkiye'ye. Onlara angajman kurallarına uyulması gerektiği konusunda gayet açık ve net bilgi verildi. Kurallara uyulmadı ve Rus uçağı düşürüldü. Bizim görüşümüz gayet açık ve net arkadaşlar. Hiçbir ülkenin hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez. Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak zorundayız. Hükümet programı görüşülürken bu konudaki görüşümüz gayet açık ve net dile getirildi. Türkiye kendi sınırlarını korumak zorundadır. Nokta. Rus uçağı vurulduktan sonra Cumhurbaşkanlığından açıklama. Rus uçağını vurduk. Saat 10.40. 10 dakika sonra. Saat 10.50. 10 dakika sonra. Rus uçağını vurduk dedik ama hangi uçağı vurduğumu bilmiyorum. Milliyetini henüz daha tespit edemedik. Düşünün, bu ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor burada. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor. Arkasından iç politikaya malzeme edilmesi bunun. İkinci büyük yanlış, iç politikaya malzeme edilmesi. O kadar ki Rus uçağını vurma talimatını ben vurdum yarışına girdiler. O diyor ben talimat verdim, o diyor ben talimat verdim. Sonra arkasından bir şey daha. Efendim Rus uçağını vurduk, çok üzgünüz. Telefon ettim, telefonuma çıkmadı. Görüşeceğiz, görüşme olmadı. Sonra ithalat dolayısıyla da bizim malları ister alırsın ister almazsın kardeşim diyor. Biz gerekirse tezek yakarız diyor. Olur sarayında tezek yak bakalım nasıl yakacak. Göreceğiz onu. Parti meclisinde yaptığım konuşmada hem Türk hükümeti yetkililerini hem Rus yetkililerini sağduyuya davet ettim. Kavganın zamanı değildir. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. Evet bir kriz yaşanmıştır ama bu krizi akılla ve mantıkla çözmemiz gerekiyor. Bu daveti yaptım. Şimdi bakın. Rus savaş gemileri boğazdan geçiyor. Birisinin omuzunda füzeler var. Eğer bu füze bilinçli olarak askerin omuzuna konulmuş ve görüntü verilmesi istenmişse bu Türk halkına yapılmış en büyük saygısızlıktır ve bunu asla kabul etmeyiz. Asla kabul etmeyiz. Biz savaş meydanlarında bu ülkenin bağımsızlığını sağladık. Birileri bize Türkiye Cumhuriyeti'ni altın tepsi içinde ikram etmedi. Görüntüyü bu noktaya taşımak, krizi bu noktaya taşımak, Türk halkını tehdit etmek asla doğru değildir. Rus halkıyla bir sorunumuz yok. Asla bir sorunumuz yok. Ama yöneticilerin oturup sağduyuyla düşünmeleri gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman Türkiye bu krizi aşar. Kendisi haklı bakın, Türkiye haklı. Ama Türkiye'yi yönetenlerde stratejik akıl yok. Sorunumuz da burada zaten. Eğer stratejik akıl olsaydı zaten bu kriz yaşanmazdı. Türkiye'yi bir krizin ortasına attılar. Şimdi hep beraber nasıl çıkacak diye bekliyorlar.